قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مكان جنة الغيب والشهادة الرحيم. Kapıyı getirdim. Merhabalar. Ne haber? Okula gidiyor musun? Hoş geldin. Okula gidiyor musun? Kur'an okuyor musun? Aferin. Emin. Cenaze mi? Sayın Bakan Adriye Aslan, Türkiye'deki Yezdi liderlerinden Ahmet Ağa'nın eşiydi. Babasının eşinin 30 bin dönüme yakın arazisi vardı. Tabi zamanla bizim Yezdilerin bu Almanya'ya göç sevdası onları da oraya çekti. Şu anda giderek yalnızlaşıyoruz. Bizim hiçbir aşiretle, hiçbir zümreyle, sayın devletimizle hiçbir çelişkimiz yok. Kendi iç çelişkilerimiz vardır efendim. Yani sosyal yardım almak için sayın bakanım bu güzelim yerleri terk edip gidiyoruz. Şu veya bu fraksiyonun kuyruğuna takılıyoruz. Bunların sıkıntısını biz burada çekiyoruz efendim. Yani hepinizden memnunuz. Başta yalnız himayeye ve korunmaya ihtiyacımız var. Bir geçenlerde de diğer sayın valimizle Oğuz köyünde bir toplantımız oldu. Dedim biz Yezdiler nesli tükenmek üzere olan kel aynak kuşlarına dönüştük. Onun için o konuda en ufak bir tereddüt yok. Yok. Bu vesileyle sizinle de tanışmış olduk. Yani hepinizin başı sağ olsun. Sağ olun. Hürmet ediyorum. Yani bir sıkıntınız olursa da her zaman kapımız açık. Sayın Bakanım Batman'dan hazır yemek getirtmişiz. Gelmişken bir yemeğimizi yeseniz çok minnettar kalırız. Babam beni serbest bıraktı. Nereden size kolayınız gelirse orada der. Güzel mezarlığımız var, güzel şeylerimiz var. Orada da var. Fakat bazı insanlarımız bu vatanın hasretiyle yanıp kavuşuyor. İllem ben ne olursa, demek ki söylediğim gibi ne kadar güzellik de olsa kuşa demişler altın kafes. O yok demiş, vatan hasreti, hasret demiş. Onun için bunun isteği üzerine buraya getirdik. Bir tek havalanda olsun, İstanbul'da olsun, onu bize bir imkan verip biraz daha kolaylık. Biraz daha, evet. Eğer bizim arkadaşlarla, yetkililerle diyaloğa geçerseniz, tabii ki o konuda gereken hassasiyet gösterilir, gereken kolaylıklar gösterilir. Biz burada kalan Yezdiler olarak, böyle bir günde gerek çevreden, gerek sayın devlet yetkililerimizden gördüğümüz ilgi bizi duygulandırdığı kadar sahipsiz olmadığımızın da bir işaretini veriyor. Şimdi 1977'li yıllardan sonra Avrupa'ya herhangi bir nedenden göç eden Yezdiler, demek ki halen gönülleri ve gözleri bu topraklarda olduğu için ölümlerinde bile buraya gelmektedirler. Cenazeleri buraya gönderiliyor. Bakan Bey'in gelmesi bizi gayet onurlandırdı, gayet duygulandırdı ve yalnız olmadığımızın bir işaretini verdi. Bakan ilk defa geliyoruz, valilerimiz geliyordu. Bakan olarak ilk defa geliyor. Biz büyük bir minnettar duygusu içindeyiz. Müslüman kardeşlerimize, çevreye minnettar. Evet.
ne kadar sessiz. Hadi canım gelsene.